Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Ejderha Mızrağı ve Kayıp Tarihçeler serisi sorunsalından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu ne diye kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Ejderha Mızrağı ve Kayıp Tarihçeler sorunsalı nedir? Şöyle bahsedeyim. Son zamanlarda FRPNet'e veya kişisel olarak bana pek çok Ejderha Mızrağı okurları benzer bir soru ile geliyor. Ben seriye devam etmek istiyorum. Ejderha Mızrağı destanını okumuş. Güz Alacakaranlı ejderhaları, Kış Gecesi ejderhaları, İlkbahar Şafağı ejderhaları. Bunları okumak istiyor. Ve diyor ki ben seriye devam etmek istiyorum ama Kayıp Tarihçeler serisini bulamıyorum. Ne yapabilirim? Biz de o kadar fazla gelen bu soru üzerine bu videoyu hazırlamak istedik. Çünkü bir cevabımız var ve bunu herkese tek tek vermektense genel bir cevap hazırlayalım istedik. Bu soruyu artık o kadar çok cevap verdik ki artık net bir şekilde herkese anlatmanın da vakti geldi. Bu videoyu hazırlayalım dedik. FRPNet sitesi yenilenmeden önce Ejderha Mızrağı okuma listesi yapmıştık. Fakat zaman içerisinde kitapların baskılarının tükenmesi, işte bazı kitapların bazı anlaşmalar nedeniyle baskılarının durdurulması, yani bazı kitaplar hiçbir zaman basılmayacak bundan sonra. Yani bu tür sorunlar derken o liste iyice karışık bir hal aldı. Bunun üzerine biz de o listeyi kaldırdık. Zaten yenileme sürecinde orayı da yenileriz dedik. Fakat bu bahsettiğim sorunlar nedeniyle o listeyi henüz düzenleyemedik, kaldırdık. Fakat yenisini en kısa zamanda yapacağız. Oradaki okuma listesinin en başında Güz Alacakaranlı Ejderhaları, ikinci kitap olarak Kış Gecesi Ejderhaları, üçüncü kitap olarak İlkbahar Şafağı Ejderhaları kitapları İlk 3 sırayı alıyordu. Sonrasında ise Efsaneler serisi diye adlandırdığımız İkizlerin Zamanı, İkizlerin Savaşı ve İkizlerin Sınavı kitapları geliyordu. Okunması gereken sıra bu şekildeyken okuyucular nereden buluyorsa veya bu yanlış bilgiyi nereden duyuyorlarsa bilmiyoruz. Güz Alacakaranlı Ejderhaları kitabından sonra Kayıp Tarihçeler serisinin birinci kitabı olan Cüce Derinlikleri Ejderhalarını okumaları gerektiğini düşünüyorlar. Bu tamamen yanlış. Tamamen yanlış. Cüce Derinlikleri Ejderhaları kitabı, bu elimde gördüğünüz kitap, kronolojik olarak Güz Alacakaranlığı Ejderhaları ile Kış Gecesi Ejderhaları kitaplarının arasındaki zaman dilimini anlatıyor. Ama Kayıp Tarihçeler serisi tamamen aradaki boşlukları doldurmak amacıyla yazılmış bir seri. Ejderha Mızrağı Destanı olarak anılan Güz Alacakaranlı Ejderhaları, Kış Gecesi Ejderhaları ve İlkbahar Şafağı Ejderhaları kitapları ise ana kurguyu anlatan tarihçenin ana kitapları. Yani Güz Alacakaranlığı, Kış Gecesi ve İlkbahar Şafağı Ejderhaları kitapları bir bütünlük oluşturuyor ve ana tarihçeyi anlatıyor. Şimdi bahsedilen Güz Alacakaranlığı Ejderhaları kitabından sonra Cüce Derinlikleri Ejderhaları kitabını okumak kronolojik olarak doğru olabilir. Ama doğru okuma sırası Ejderha Mızrağı'nda kronolojik sıra değil. Yani öyle olsaydı mesela ilk okumamız gereken kitap Afet'ten önce 8500 yılında geçen ejderhaların ilk yaratılışını konu alan The Dragons kitabıyla Ejderha Mızrağı serisini okumaya başlamalıydık ki o zaman işin içinden zaten çıkamazdık. Hadi yani diyelim ki hadi The Dragons Türkçe'ye çevrilmedi. O zaman Solamnia Şövalyelerinin kurucusu olan Vinas Solamnus'un kitabıyla mesela başlayabilirdik yani. Ama ya buradan da anlayacağınız üzerine kronolojik olarak okumaya başlamak tamamen yanlış. Ejderha Mızrağı çünkü kronolojik olarak yazılmaya başlanmış ve böyle ilerleyen sona doğru giden bir seri değil. İlk kitaplar Güz Alacakaranlı Ejderhaları, Kış Gecesi Ejderhaları, İlkbahar Şafağı Ejderhaları burada Mızrak Savaşı anlatılıyor. Ve burada da işte bahsedilen olay tamamen İşte mızrak kahramanlarının ve işte kahramanlarımızın ana hikayesi. Yani o nedenle burada bu seriyi okuyarak başlamak en doğrusu. Şimdi mesela şöyle anlatayım. Bu kitaplarda mesela Ejderha Mızrağı Destan kitaplarında okurlar genel olarak Kryne yani Ejderha Mızrağı kitaplarının geçtiği diyarı tanıyorlar. Ve bu kitaplar aynı zamanda ilk kitaplar olduğu için de diyarı tanıtan bazı diyarla ilgili de, karakterlerle ilgili de, işte oradaki yaratıklarla veya oradaki düzenle ilgili de bilgiler veriyor. Fakat başka kitaplara baktığınız zaman zaten mesela atıyorum Cüce Derinlikleri Ejderhaları kitabını okumaya başladığınızda
size zaten şöyle bir yaklaşımla karşınıza çıkıyor bu kitap. Diyor ki zaten Güzel Olacak Hanım'ın Kış Gezisi ve İlkbahar Şafağı kitaplarını okumuş insanlar bu kitabı okuyacak. O nedenle çok fazla derine inmeye gerek yok. Çünkü onlar zaten bu bilgileri biliyorlar mantığıyla yaklaşıyor. Şimdi bakıyorsunuz Wikipedia sayfasında, Türkçe Wikipedia sayfasında da yine bir bu benzer yanlış durumla karşılaşıyoruz. Burada da çok ilginç bir şekilde önce Raistlin tarihçeleri kitapları olan Ruh Döveni ve Silah Kardeşliği kitaplarının önce okunması gerektiği söyleniyor. Bunu da söyleyelim, bu okuma sırası bütün zevkinizi kaçırır. Şöyle bir gerçek var, Ruh Döveni ve Silah Kardeşliği kitapları Raistlin'in çocukluğunu ve gençliğini anlatıyor. Ruh Döveni Raistlin'in doğumunu ve çocukluğunu, Silah Kardeşliği ise Karamon'la katıldıkları bir orduda yaşadıkları maceraları, kendi geliştirme sürecini anlatıyor. Fakat Ejderha Mızrağı bir Raistlin serisi değil. Ejderha Mızrağı çok geniş bir evren. Raistlin bunun ana karakterlerinden biri. Ama ilk başta Raistlin'in hikayesi olan Ruh Döveni ve Silah Kardeşliği'ni okumak gerçekten çok saçma. Mesela önce Ruh Döveni ve Silah Kardeşliği kitaplarını okursanız muhtemelen tüm Ejderha Mızrağı serisini bir Raistlin hikayesinden edersiniz. Böyle düşününce de atıyorum 7-8 kitaptan sonra dersiniz ki Raistlin nerede? Çünkü böyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Dediğim gibi Ejderha Mızrağı yaşayan bir evren. Pek çok karakter gelip geçiyor. Raistlin bunlardan sadece biri. Bu nedenle Ejderha Mızrağı destanıyla başlamanız önemli. Dediğimiz gibi önce Ejderha Mızrağı destanı olan Güz Olacak Karanlığı, Kış Gecesi Ejderhaları ve İlkbahar Şafağı Ejderhaları kitapları, sonrasında ise Efsaneler serisi olarak geçen İkizlerin Zamanı, İkizlerin Savaşı ve İkizlerin Sınavı kitaplarını okuyup ardından Ruh Döveni ve Silah Kardeşliği kitaplarını okursanız alacağınız tat ve Raistlin'le ilgili düşünceleriniz katlanacaktır. Yani tat, yani size daha fazla farklı bir tat katacaktır. O nedenle bu sırayla okumanızı öneririz. Yani Raistlin'in, şöyle söyleyeyim, Ejderha Mızrağı Destanı ve Efsaneler serisinde Raistlin'in ana hikayedeki hallerini görüp sonra çocukluğunu görmek, karakterin nasıl işlendiğini anlamanız açısından çok önemli. Efsaneler serisini okumadan Kayıp Tarihçeler serisini, yani işte burada göstereyim, Cüce Derinlikleri Ejderhaları, Yüce Efendi Gökleri Ejderhaları ve Kum Saati Büyücü Ejderhaları. Efsaneler serisini okumadan Kayıp Tarihçeler serisini okursanız bazı şeyler kafanızda canlanmayacak, garip gelecek ve anlamsız olacak. Mesela Skull Cap, işte kafatası diye geçiyor. Bir Skull Cap diye bir yer var, böyle bir mağara gibi bir yer. Kafatasına benzediği için oraya Skull Cap deniyor. İlk kez Efsaneler serisinde karşımıza çıkıyor ve orası ile ilgili detaylar veriliyor bize Efsaneler serisinde. Sonrasında buranın yani şeyde geçtiğinde, mesela Kayıp Tarihçelerde geçtiğinde Skull Cap, burayla ilgili bilgi verilmiyor. Çok kısa bir bilgi veriliyor. Böyle olunca da bir anda Skull Cap diye bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve hakkında bilgi verilmeyen bir yer. Kafanızda bazı soru işaretleri oluşuyor, boşluklar oluşuyor. Böyle bir şey var ama ben burayı bilmiyorum, hiç de anlatmamışlar, acaba ne diye düşünebilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim, hani kronolojik olarak da merak edenlere söyleyeyim. Bu arada bu kitapların baskısı bulunmadığı için bu sorunlar yaşanıyor. Mesela Cüce Derinlikleri Ejderhaları, çok spoiler vermeyeceğim, Güz Alacakaranlığı Ejderhaları kitabıyla Kış Gecesi Ejderhaları'nın tam arasını anlatıyor. Çünkü Güz Alacakaranlığı Ejderhaları kitabında kahramanlarımız bir yere gidiyorlar. Kış Gecesi Ejderhaları'nda o gittikleri yerden çıkışlarını görüyoruz. Cüce Derinlikleri Ejderhaları gittikleri yerde yaşadıkları olayı anlatıyor. Daha sonra devam edersek, şimdi zaten burada işler biraz karışıyor. Yüce Efendi Gökleri Ejderhaları, bu bahsedilen saçma okuma listelerinde Kış Gecesi Ejderhaları ile İlkbahar Şafağı Ejderhaları kitaplarının arasında okunması gereken bir kitap olarak gösteriliyor. Burada şunu söyleyeyim, Yüce Efendi Gökleri Ejderhaları Kitiara Utmatar'ın hikayesini anlatıyor. Burada da aslında Kış Gecesi Ejderhaları kitabıyla paralel giden bir macera söz konusu. Yani Kış Gecesi Ejderhaları'nda işte Raistlin, Karamon, Tanis, işte Tesselhoff gibi karakterleri hani görüyoruz, bunların maceralarını okuyoruz. O sırada paralelinde de Kitiara Utmatar'ın neler yaptığını
anlatan bir hikaye bu. O nedenle işler biraz karışıyor. Yani kış gezisini okudunuz, hemen bunu okudunuz. Paralelinde Kitiyari'yi gördünüz ama yani Kitiyari'yi görmek zorunda değilsiniz aslında. Çünkü İlkbahar Şafağı'nda bazı sürprizler oluyor İlkbahar Şafağı Ejderhaları kitabında. Burada da Kum Saati Büyücü Ejderhaları bu serinin yani Kayıp Tarihçeler serisinin son kitabı. Burada da Reisli'nin bir durumu var. Yani İlkbahar Şafağı Ejderhaları döneminde Reisli ortadan kayboluyor. O ortadan kaybolduğu süreç içerisinde ne yaptığını Kum Saati Büyücü Ejderhaları kitabında görüyoruz. Ama size dediğim gibi İlkbahar Şafağı'nda mesela Reisli'nin o aradan kaybolduğu süreçten sonra bir anda gördüğünüzde inanılmaz bir şok yaşıyorsunuz. Eğer ki siz hani ne bileyim bu ara kitapları okursanız o şokları yaşamayacaksınız. Ve dediğim gibi bazı şeyler hani anlamını yitirecek. Biz mesela soranlara Ejderha Mızrağı'nı hangi sırayla okumalıyım diye soranlara şöyle bir liste öneriyoruz. Güz Alacakaranlığı Ejderhaları, Kış Gecesi Ejderhaları, İlkbahar Şafağı Ejderhaları yani Ejderha Mızrağı Destanı ilk 3 kitap. Sonrasında ise Efsaneler serisi olarak geçen İkizlerin Zamanı, İkizlerin Savaşı ve İkizlerin Sınavı kitaplarını hemen akabinde okumalarını öneriyoruz. Orada da Reisli ve Karamon'la ilgili bir hikaye var ve Ejderha Mızrağı Destanı sonrasına geçiyor. Sonrasında ise Reisli'nin tarihçeleri olarak bilinen Ruh Döveni ve Silah Kardeşliği. Bunlar aslında ara kitaplardır. Yani kronolojik değildir veya tarihçeyle çok ilgili değildir ama Reisli'nin karakterinin derinlemesini anlamanız ve onun yaşadığı şeyleri görmeniz açısından, karakteri daha iyi tahlil edebilmeniz açısından bu kitapları okumanızı öneriyoruz. Sonrasında ise ikinci nesil ve Yaz Alevi Ejderhaları var. Bunlar da 4. çağın bitişi ve 5. çağın başlangıcı ile ilgili önemli hikayeler anlatıyor. Burada da yine ana karakterlerimizle ilgili ve onların hayatları ile ilgili bazı bilgiler öğreniyoruz. Bizim önerimiz Cüce Derinlikleri Ejderhaları, Yüce Efendi Gökleri Ejderhaları ve Kum Saati Büyücü Ejderhaları kitaplarını Yaz Alevi Ejderhalarından sonra okumanız. Bunun sebebi de aslında bir flashback yapıp geriye dönüp tekrardan ana karakterlerimizi görebilme zevkini tatmanız. Ama şöyle de bir şey var. İkinci nesil ve Yaz Alevi Ejderhalarından öncesinde de bu Kayıp Tarihçeler serisini okuyabilirsiniz. Lakin toparlamak gerekirse demek istediğimiz şu. Kayıp Tarihçeler serisi Ejderha Mızrağı'nın son kitaplarıdır. Yani bu seriden sonra bu üç kitaptan sonra başka Ejderha Mızrağı kitabı yazılmadı. Bunlar ana tarihçe içerisinde en son yazılan yani tarih olarak basım yılı olarak en son yayınlanan kitaplar. Bu nedenle aslında ana karakterlere biraz özlem duymanız daha sonra geriye dönüp bu kitapları okumanız size çok daha farklı bir tat katacaktır. Dediğimiz gibi bunlar sadece filler kitaplar yani aradaki boşlukları dolduruyor. Filler derken bu arada şey değil hani boş anlamında aman hani o araları da dolduralım gibi yazılmış değil. Gerçekten önemli şeyler. Fakat mesela Cüce Derinlikleri Ejderhaları zaten daha önceden kurgulanmış bir yapı. İşte dediğimiz gibi Güz Alacakaranlığı Ejderhaları ve Kış Gecesi arasında bir olay yaşanıyor. O yaşanan olayı aslında Kış Gecesi Ejderhaları kitabında görüyoruz. Kısaca görüyoruz. Onun detayları işte bu Cüce Derinlikleri Ejderhaları kitabında anlatılıyor. O nedenle hani filler diyorum yoksa hani geçiştirmek olduğu için değil. Ama dediğimiz gibi okuma sırasında da bunları Güz Alacakaranlığı, Kış Gecesi ve İlkbahar Şafağı Ejderhaları kitaplarının arasına koymamanızı öneriyoruz. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Umarız sizin de işinize yarar bu anlattıklarımız. Böylelikle Ejderha Mızrağı serisinden daha çok tat alırsınız diye düşünüyoruz. Herkese iyi okumalar.